Merhaba arkadaşlar, Gülü Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizler için seçip hazırladığım tarifim cevizli burma kadayıf tatlısı. Gelin dilerseniz bu lezzeti doyumsuz tatlıyı nasıl hazırlamışım ve hazırlık aşamasında neler yapmışım videomda sizlerle paylaşayım. Öncelikle şerbetimizi hazırlayarak başlıyoruz. Tenceremizin içerisinde 3,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, üzerine 2 su bardağı kadar suyumuzu ekleyip şöyle bir karıştırıp ocağımızı alacağız. Şerbetimiz 2 aşamalı. Öncelikle şerbetimizi hazırlayıp soğuttuktan sonra içerisine sütümüzü ilave edeceğiz 2 su bardağı kadar. Burma tatlımızı sütlü bir şerbetle hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi şerbetimi ocağa aldım ve kaynayana dek karıştıracağım şerbetimi. Kaynayan şerbetimin içerisine bir dilim limonumu bırakıp 3 dakika kadar daha kaynatıp kenara alacağım. Şerbetimi kenara aldım. Öncelikle 1 su bardağı kadar sıvı yağımı tavamın içerisine aldım ve üzerine 150 gram kadar tereyağımı ekleyip tereyağım sıvı yağımın içerisine erimesini bekleyeceğim. Yağımı kenara alıp sıra geldi kadayıflarımı sarmaya. Tarifim için yarım kilo kadar kadayıf kullandım. 200 gram kadar çekilmiş ceviz için var. Kadayıflarımı elimle açaraktan tezgahımın üzerine seriyorum. Serdikten sonra orta kısmına ceviz ekliyorum. Sizler de orta kısmına eklerseniz ceviziniz kesinlikle içerisinden hiçbir şekilde dökülme olmaz. Bir ucundan alıp diğer ucuna doğru sarıyorum kadayıfımı. Gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay bir tarif. Sizler de kolaylıkla yapıp zevkli yiyeceğiniz bir tarif kanalımda sizleri bekliyor. İlk kadayıflarımı tepsiye aldım ve kenara bırakıyorum. Aynı işlemi tekrardan uygulayacağım. Sizler için tekrar tekrar çekip göstermek istiyorum. Her bir karesini, boşluk kalan yerlere kadayıf alıp ekliyorum. Bu şekilde ceviz eklediğinizde kesinlikle dışarı dökülme olmuyor. Orta kısmına ceviz ilave edip saracağım. Kadayıflar biraz dağınık gözüküyor ama piştiğinde bu dağınıklıktan hiçbir eser kalmayacak. Gayet çıtır çıtır lezzetli bir kadayıf tatlısı hazırlamış olacaksınız sizler de benim gibi. Tekrarlamak istiyorum. Yarım kilo kadar kadayıf kullandım. Tarifimi hazırlarken ve 200 gram kadar çekilmiş ceviz içi kullandım içerisine. İyice açıyoruz kadayıflarımızı ve orta kısmına ceviz içimizi yerleştiriyoruz. Çekilmiş ceviz içimizi. Bir ucundan alıp diğer uca doğru gördüğünüz gibi sarıyorum. Kesinlikle dökülmüyor içerisindeki ceviz. Kadayıfın dağınık durduğuna bakmayın. Piştikten sonra hiçbir şekilde dağınık olmuyor. Açılma olmuyor kesinlikle.
Son kadayıfımı da sarıp üzerine yağ gezdirip fırına alacağım. Üzerindeki fazla tortusunu alıyorum. Direkt üstüne ilave ederseniz bu kısım yandığı için kötü bir görüntü elde edersiniz. İçerisine fazladan bir su bardağı kadar daha sıvı yağ ekliyorum. Çünkü yağ biraz az geldi gözüme. Çok bol yağda pişmesi gerekiyor. Toplamda 2 su bardağı kadar sıvı yağ, 150 gram kadar tereyağı kullandım. Tarifim için biraz fazla olmadı mı diyebilirsiniz. Kesinlikle fazla olmuyor. Çıtır çıtır pişmesi için bol yağda kızarması gerekiyor fırında. Günlerce kalsa kesinlikle yumuşama olmuyor. Bu şekilde kızarttığınızda fazla yağını zaten piştikten sonra alacağım. Her bir tarafına bir kaşık yardımıyla döküyorum yağımı. 180 dereceli önceden ısıtılmış fırında 45 dakika kadar pişireceğim. Kadayıfımı her fırının pişirmesi farklılık gösterebilir. Sizler üzeri kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Soğuyan şerbetimin içerisinden limonunu alıp 2 su bardağı kadar sütümü ekleyip şerbetimi son kısmını da hazırlayıp tatlımın üzerine az sonra dökeceğim. Gördüğünüz gibi sütlü bir şerbet hazırladım tatlım için. Ve fırından çıkarttım tatlımı. Fazla yağını alacağım. Tepsiden fazla yağını alıyorum tatlımın ve sıra geldi şerbetiyle buluşturmaya. Bolca döküyorum. Kesinlikle yumuşama olmuyor. Çıtır çıtır lezzeti kıvamı yerinde bir tatlı tarifi kanalında sizleri bekliyor. Umarım sizler de beğenir. Yorumlarınızla bana destek olursanız sevinirim. Her zaman yorumlarınız, eleştirileriniz benim için çok önemli. Kanalımı bir adım daha ileri götürmek için. Şerbetini çeken tatlımı kesiyorum. Gördüğünüz üzere tatlım hazır. Bol süt şerbetli, bir o kadar lezzetli bir tatlı kanalımda sizlere bekliyor. Sizler de hazırladığınızda benim kadar beğeneceğinizi düşündüm. Bu tatlı tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Lezzetli tatlıyı. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.